çalayım. Şimdi sevgili izleyenler, biliyorsunuz dün yani Türkiye'de artık bu kelimeyi etmek zor oluyor yani. Alıştık diyemiyor insan. Çünkü acının hiçbir şekilde alışılamıyor. Bazen çok şey söylemek gerekiyor. Ama ben onu genelde sözlere bırakmayı tercih edenlerdenim. Dün 8 tane şehit verdik yine. Allah'tan rahmet diliyoruz. Benim hep yayınlarımda şöyle söylemişliğim vardır. Programları ağırlaştırmak veyahut da bu kelamları etmek aslında bir boyun eğiş değil. Bizim vatanımız olarak askerimize, bu topraklardaki evlatlarımıza bir saygı duruşumuzdur. Bu programda da anmadan geçmeyelim istiyorum. Ailelerine sabır. Ateş düştüğü yeri yakar lafı burada devreye giriyor. Ailelerine sabır. Kalanlarına da başsağlığı dileyelim. Allah onlara uzun ömür versin. Bir askerin mektubunu okuyacağım. Hüseyin Delen bana eşlik ederse. Tamam. Bilir misiniz? Ben ölmeden önce rüyamda gördüm anne kucağı. Uyandım baktım ki asker ocağı. Felek vurdu kalbime bıçağı. Ağlama dedim anam, dönerim bir gün. Ben asker oldum olalı 375 günüm doldu. Bu mısralarımı yazarken sürekli gözlerim doldu. Söyleyin anama da ağlamasın. Yıkasın gömleğimi dolabıma assın. Yarim beni hatırladıkça resmime baksın. Ağlama anam, dönerim bir gün. Diyarbakır'ın içinde küçük bir çarşı. Hasretim çok artıyor anama, babama, sevdiğime karşı. Bu özlem ağrısı mermiden de acı. Ağlama anam, dönerim bir gün. Seher ayazlığında vatanın, kollar yüreğim vatanı hakkın. Kardeşlik kanıyla bezenmiş yüreğim, bu duygu bizde hep sapkın. Ağlama anam, dönerim bir gün. Ölmeden önce bu son görevimde bir anım oldu anam. Komutan sordu saçların neden kızıl diye. Ben sustum, şaşırdım. Anlam veremedim bu söze. Anama mektup yazarım, öğrenirim diye komutana benden haber beklettim. Şimdi soruyorum sana ana, neden kızıl saçlarım benim? Verdiğin cevabındır benim kaderim. Sen vatana adanmışsın, kınalı kuzum benim. Şimdi yalvarırım, arkamdan yas tutmayın. Acınızı ağlayarak avutmayın. Sizden son bir isteğim var ana. Son yediğim kurşun deler geçer dağ taşı. Şu kalleşlere karşı gençleri heba etmeyelim ana. Eledime ürkeledim, aynalı beşikte canım benedim, aynalı başka bir şey oku o zaman. Başka bir şey oku.